Eskişehir'e gitmek üzere aracınızla yola çıktınız. Seyahatiniz normal seyrinde sürerken kente 20 kilometre mesafedeki Kavacık Mahallesi'ne geldiniz. İşte burada bir durun. Daha doğrusu isterseniz durmayın. Zaten aracınız bunu kendi kendine yapacak. Bu mevkiye geldiğinizde bir anda duracak. Üstelik sürprizler bununla da sınırlı değil. Çünkü rampa aşağı inerken duran aracınız yeniden çalışıp bu kez rampa yukarı hareket etmeye başlayacak. Bu bölge üzerinde rampadan aşağı doğru aracı saldığınızda belli bir mesafeden sonra rampayı ortalarında diyelim, araç kendi kendine geri sarmaya başlıyor. Mahalle sakinlerinden Okan Aktaş bir hile olmadığını göstermek için indiği aracın nasıl kendi kendine ilerlediğini bir de böyle gösterdi. Görünenler şaşırtıcı değil mi? Uzmanlar da böyle düşündü ve bölgeyi incelemek üzere olay yerine gitti. Bilinmezdi burası. Daha sonrasında Ankara'dan bilir kişiler falan geldi. Burada ölçümler falan yapıldı. Ondan sonrasında burası bilinmeye, duyulmaya başladı. Sonuç henüz belli değil. Eğim farkı deniyor, manyetik alan deniyor. Ve bu konuyu gizemli noktalara çekmeye çalışanlar da var tabii. Köylüler de tam olarak bir bilgi sahibi değil ama söylenilene göre buradaki bir eğim farkından dolayı yapıyor diyorlar. Ama başkaları da tabii yatır vardı veyahut da farklı bir şeyi öne sürüyorlar. Tam olarak ne olduğunu bilen yok burada. Esrarengiz olaylar olduğunu duyanlar bir de kendisi tecrübe etmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Ancak herkes umduğunu bulamayabiliyor. İlk defa deneyenler çoğu yerini bulamıyor. Çünkü belli bir mesafe içerisinde işliyor. Çoğu deniyor, randıman alamıyor. Randıman derken yani sonuç alamıyor. Yok öyle bir şey diyor, gidiyor. Tabii ilk defa deneyenler de çok çok şaşırıyor. Evet, henüz yapay zekaya sahip olmayan bir aracın kendi kendine durup kendi kararıyla yeniden hareket etmesi gerçekten enteresan bir olay. Çok enteresan bir olay.